Mükemmel Racerverse araçları sizlerle birlikte. Bu bölümde Ninja Kaplumbağa, Mario Kart, Star Wars ve dahasını birlikte inceleyeceğiz. Kayıtta mıyız? Çılgın Şarkılar yepyeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Yine gece gece sizlerleyim. Güzel ve kötü haberlerim var. İntro'yu verebiliriz. Oğlum arkadaki yeşil bez ne Allah? Yaşlı teyzeler keşke gelseler, iki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler, ancak sizinle bu çılgın şarkılar. Beyler, maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayım. Beklemiyordum açıkçası böyle bir şey ama tüm tersanelerimize giriliyor. Şimdi LCV2'de uzun kartlar 250 etiketini görünce wow, ey, yakışmıyor. Ve aynı mağazada premium Hot Wheels'ların 200 lira olduğunu görüyorum. Yani kıyamet alameti, bak kıyamet yakın ümmet Muhammed. Uzun kart 250, premium 200. Neden? Özet olarak yakında bir kaos çıkacak. Çünkü bu zamlar tornado şeklinde geliyor. Döne döne. Yani regular belki de yakın zamanda 90 olacak. Belki olmuştur. Bazı fiyatlar değişmiş. Bir şeyler olmuş. Yani bir şeyler oluyor abi. Ve zam videosu yapacağız tabii. Gidip yerinde inceleyeceğiz. Duyumlar alıyorum ben. İkinci haber güzel bir haber. Malumunuz cumartesi pazar. Yani 8-9 Haziran. Toys & Toys'te Diecast Festivali var. Bak, tırnak, bunu da yeni öğrendim. İki elle yapıyorlar da, bir elimde kamera var şu an. 8-9 Haziran'da Diecast Festivali var. Toys & Toys'te Alaska Gazi Caddesi'ndeki şubede. Her zaman gittiğimiz yer. Orada güzel etkinlikler olacak. Birçok farklı modeli orada bulabilirsiniz. Ve ben de oradayım. Oraya geleceğim. Ölmezsek kalmazsak geleceğiz yani. Saat 10'da orada olurum. 10-13 arası iyi. 2-3 saat dururum orada. Orada bir video çekmeyi düşünüyorum. Yetişirse editi. Pazar günü yayınlarız herhalde, bilmiyorum. Abi haftada 3 video çıkart. Çıkartacağız da, zaman yok. İyi ve kötü haberimiz bunlardı. Bugün ne inceleyeceğiz? Biliyorsunuz ki son zamanlarda sardım. Resmen sardım. Çünkü figürcü bir adam bunları alması gerekiyor. Önceden niye almadım? Ben kafama tüküreyim. Neden almadım? Vallahi bilmiyorum. Oğlum alsana Hulk, Iron Man falan vardı, ne bileyim. Yoda vardı. Baby Yoda. Niye almadın? Çok sıcak lan. Ne oluyor oğlum? Eyyamı bahur gelmedi daha ama acayip sıcak. Bak terlemeye başladı. Klimayı açsam şimdi zaten fan sesi geliyor. Bir de klima sesi gelirse hoş bir şey olmaz. Açayım ya. Şu sıcağa dayanamaz. Cehennemde nasıl yanacak? Bilmiyorum. Bu bölümde yine Racerverse araçlarını inceleyeceğiz. Amazon'dan bir set aldım. Mario seti. 675 liraydı. Aynen 675 liraydı ama şimdi kaç para oldu bilmiyorum. Zam geldi mi bakacağız şimdi. Vallahi zam gelmemiş. 678'miş. Bak şu 4 tane araç 678 lira Amazon Prime'a özel. Hemen Amazon Prime yapıyorsun veyahut da Amazon Prime olan birisinden rica ediyorsun. Böyle bir set alıyorsun. Bak set çok güzel. Şu maymun çok hoşuma gitti. Bir de şu nadir bir araç zaten. Raf fiyatları 200 lira şu an. Zamlanmamış hali. 2, 4, 6, 8. Burada 678 liraya. Gayet de güzel figürler yani. Allah nasip ederse hepsini tamamlayacağız bunların. Ninja kaplumbağalardan da 2 tane Racerverse aracı var. Geçen almıştık ya AVM avında bir çocuktan. Onları da inceleyeceğiz. Michelangelo ve Donatello. İkisini yapmışlar yani. Ben bekliyordum 4 tane olsun diye ama yapmadılar. Ve şimdi gidip şu Amazon kutusunu açalım. Hatta diğer figürleri de göstereyim. Şimdi bunu inceledik. Bunu da inceledik. Beşli. Oğlum bir dakika, ben onları kaldırdım galiba ya. Abi 2 tane E8 var. Yakaladınız beni. Şu kutuda olması lazım ya. Şu kutudaydı galiba. Niye bantlıyorsun abi onu ya? Neden? Şuraya baksana abi. Oyuncakçıda bu kadar model yoktur ya. Şimdi bunu da inceledik. Heh. Bunu inceleyeceğiz. Mantar var. O sevimli canavarlardan. Michelangelo, Donatello, Chewbacca, Darth Vader, Prenses. Başka var mı? Aha bir de bu var. Luke Skywalker. Şuraya bak. Bunlar da hala burada. Hala bak ya. Minecraft, Inno 64. Premium hala orada. 3 aydır orada. Ve bir çöp yığını. Bu nedir ya? Amazon kutumuz da burada. Şunu şöyle alalım. Bunun içinde Minecraft'lar vardı. Bu kutu da uzun zamandır orada duruyor. Yerde kask var. Amazon kutumuzu açıyoruz. Şöyle bir çizik. Çok güzel değil mi ya? Bak yumuşak şeyler koymuşlar sağa sola çarpmasın diye. Kese kağıdı gibi. Ve Mario setimiz. Gerçekten çok güzel ya. Ben böyle şeyleri vallahi seviyorum. Geçen incelediğimiz Marvel'ın beşli kutusuna benziyor. Kutunun üst kısmında karakterlerin isimleri var. Diddy Kong, Light Blue Yoshi, Toad, Waluigi. Koleksiyonumuzdaki Mario Kart araçlarının sayısı arttı. Yakında bunların yarışlarını da yapacağız. Pistimiz hazır. Ürünleri hızlıca geçeceğim çünkü 13 aracımız var. Kutunun arkasında da yine 4 tane araç ve 4 tane karakterin şöyle profil fotoğrafları var. Nereden açacağız ya? Bunu yırtmayalım şimdi. Böyle şuradan taktık. Şurada da bant var. Dur, fırından taze çıkacak.
Mis. Çok güzel ya bak. Şu plastik koruyucu var ya bak. Onun arkasında da minik bir diorama gibi var. Görüyor musun? Adamlar yapmış. Arkada Mario Kart yazıyor. Bir AVM gibi bir şey. Bir yarış pisti gibi. İlk bunu inceleyelim. Bu adam pisliğin teki. Buruna bak. Yarasayı andırıyor abi. Tehlikeli bir adam. Kötü karakter. Aracın rengi pembe. Lastikler güzel. Lastik yanaklarında yazılar yazıyor ama kauçuk değil yani, o biraz sıkıntı. Kauçuk olsa daha iyi olurdu. Alt kısmında Nintendo ve Hot Wheels logosu var. Arka kısmında iki tane egzoz. Burada da ses sistemi olması lazım. Bu tam bir baş belası. Bu adamlar çıkmıyor ya. Çok güzel. Tüm detaylarını yapmışlar. Hoş duruyor abi, ne bileyim, baksana şuna. Gayet güzel. Şimdi mantarımız geliyor abi. Süper Mario'cu çılgın şarkılar gülümsüyor. Mantarı herkes bilir abi. Bu mantarı yediğin zaman büyürsün. Ne oynardık be. Hiç unutmam, 1998 yılında Mario oynuyordum. Bilgisayarım vardı o zamanlar. İyiydi be. Binmiş aracına gidiyor. Kafasındaki kavuk böyle Nasrettin Hoca vari bir şey. Bir de üzerine yelek mi giyiyor? Türk mü lan bu yoksa? Aracın alt kısmı böyle. Ya bu formüle yani. Mario'nun kullandığı araç. Burada kocaman egzozlar falan. Sevimli bir surat. Direksiyonu sıkıca kavramış. Ve aracın önünde de mantar logosu var, bakın şurada. Şimdiki araç mavi dinozor abi bak. Araçlar aynı ama onun da tabii önünde farklı bir logo var. Alt kısımları bile aynı, jantlar aynı. Ama bunda dinozor var. Bir de bunun yeşil dinozorunu incelemiştik bir önceki bölümde. Bunların hepsini tamamlayacağız sanırım. İnada bindirdim. Ayağında mor papuçları olan sevimli bir dinozor. Ve bu setteki son figürümüz maymun. Tabii maymunun arabası çok daha güzel. Ön kısmı bu şekilde. Roket gibi yani, arkası da böyle. Sağında solunda yıldızlar var. Bu maymunun sembolü gibi bir şey. Bu arada maymunu gerçekten detaylı yapmışlar bakın. Yüzeyini tüylü gibi yapmışlar bak. Farklı bir malzeme gibi. Maymun da gayet ciddi işini yapıyor. Binmiş abi arabasına gidiyor. Ayaklarına bak. Ayak parmaklarına kadar detaylarını yapmışlar. Bu setten en çok beğendiğim buydu. Gerçekten hoş model. Dörtlü setimiz bitti abi. Şimdi farklı bir evrene geçiş yapıyoruz. Ve Teenage Mutant Ninja Turtles Harrison'a havşar Turtle Power. Bunun regular modeli vardı. Aynı regular modelin jantları farklı olanı geldi. Ardından premium hali geldi. Premium'u da biliyorsunuz, kapısı açılıyordu yandan. Silahları yukarıya aşağı hareket ediyordu. Ve sonra da Racerverse versiyonu geldi. Bütün parti vagonları toplayacağız herhalde. Bu çok hoşuma gitti yani. Gerçekten birisi şunu bana hediye etse bunu baş köşeme koyardım. Bu belki de aralarındaki en iyisi budur. Gel bakalım. Alt kısmında da bakın bunların zemini var. Yol. Şöyle çıkartalım. Aşırı sevimli. Bu nedir ya? Boyası harika bakın. Şu yeşil sarı renkleri işte. Şuradaki diş detayları. Gerçeğine bayağı benzetmişler. Michelangelo da her zamanki sevimliliğiyle gülümsüyor. Funko Pop'un da böyle bir aracı vardı. Onun üzerinde de Michelangelo vardı. Bu aracın hep üstünde Michelangelo oluyor. En çok ona yakıştırıyorlar herhalde. Ninja Kaplumbağa gayet detaylı. Bakın o turuncu bandajları, bandanaları her neyse işte. Hepsini yapmışlar. Arka kısmı da çok güzel. Stop detayları ve Atlas logosu. Şu kapılar da açılsa tadından yenmezdi. Tabi aracın üstü açık olduğu için buradaki silahları yok. Kapısını da turuncuya boyasalardı daha iyi olurdu. Bakın şu çıta ve bu kısımlar turuncu olması gerekiyordu. Alt kısımdaki kapakta. Tekerlekler, lastikler tamam, eyvallah, güzel. Alt kısmı yeşil. Bunu bulduğunuz yerde alın abi, ben size o kadar söylüyorum. Maddi manevi değerli araçlar bunlar. Dün 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 dün. Star Wars sever adamların kaçırmaması gereken bir araç. Star Wars'tan da böyle 4-5 tane araç geldi. Baby Yoda vardı. Kafama tüküreyim, onu almadım. Gördüğünüz yerde alın abi bunları. Çünkü bunlar dünyaya mal olmuş, topluma mal olmuş şahıslar. Bu kötü bir karakter. Darth Vader bu arada AVM'lerde çok fazla sayıda mevcut bundan. Yani adam arkaya 50 tane bundan koymuş. Baby Yoda daha değerli olduğu için adamlar onu bitirmişler. Bu kalmış. Zemin Darth Vader. Bu çok karizma değil mi? Gözlerine bakar mısınız? Bunun soluması vardı bir de. Diyor. Acayip bir şey ya. Çok güzel bir karakter. Arka kısmında pelerini uçuşuyor. Kafasındaki şu kaskı da çok iyi. Gözleri de camdan. Yani farlar camdan diyemeyeceğim. Gözleri gerçekten parlıyor. Harika detaylı olmuş. Ön kısmı bu şekilde aracın. Bu bir uzay gemisi tabii. Yan kısmındaki şu detaylarda ekstra bir hava katmış. Alt kısmı bu şekilde. Arkası da böyle. Yine Hot Wheels logosunu es geçmemişler. Böyle bir model alınabilir. Hatta ben alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar çok önemli karakterler. Şu Mario'ları almazsın belki, şunlar lan. Bunlar kim dersin de. Yani şu ikisi çok iyi ve şimdi yine güzel bir model gelecek. Şunu açalım bak. Yine sevimli canavarlar Disney.
Bu filmde ilk çıktığımda çok beğenmiştim. Çocuktum o zamanlar. Çok eskiden çıkmıştı bunun filmi. Pixar abi. Pixar iyidir. Bu sevimli canavarı da çok seviyorum. Aracı da çok güzel bak. 2-4-6 tekerlekli. Çünkü o bir canavar. Bir aykırılık var. Anladın mı? Gel bakayım. Çok güzel. Çok. Çok güzelsiniz siz ya. Hepinizi alacağım. Bu arada beyler şurada şey var, bir tane kutu var bakın, hediye paketi gibi dikdörtgen bir kutu var. O kutunun içerisinde de Hot Wheels arabalarımı sergilemek için özel raf aldım. Onun videosu da yakında gelecek, Alfred'le birlikte kuracağız onu. Şu kutunun içinde yaklaşık 100 tane arabanın sığabileceği bir raf sistem var. Onlara ya premiumları dizeceğim ya Racerverse dizeceğim, özel arabaları dizeceğim kısacası onlara. Ben mi abartıyorum yoksa fazla mı güzel? Canavar şaşırmış mı, korkmuş mu? Yani korkmuşa daha çok benziyor çünkü gözleri açık. Gözü cam gibi olsa da cam gibi değil. Arabanın camı var bakın, ön camına dikkat. Çok güzel yapmışlar detayını. Far detayları da yine iyi. Altı tekerlekli çok tuhaf bir araç. Alt kısmı bu şekilde. Arkası 4 egzoz ve stop detayları. Hot Wheels logosu. Spoiler'a dikkat. 2 tane de spoiler var. Abi çok güzel. Yani güzel demekten dilim yamuldu artık. Harika ya. Yani bu kadar absürt bir araba ben görmedim. Anan. Elimden kaydı. Absürt dedim. Dayanamadı herhalde, gitti. Ağzının içine dikkat. Dili dişi detaylar yapılmış ve tepesinde 2 tane boynuz var filmdeki gibi. Şimdi sırada ne gelsin abi? Şöyle bir bakalım şuraya. Ninja Kaplumbağa var. Mario Kart var. Şurada. Yine bir Star Wars aracı. Şeyden gidelim. Mario'dan gidelim. Sonra Star Wars Ninja Kaplumbağa yaparız. Tehlikeli bir karakter Donkey Kong. Tipe bakar mısın? Ufak maymunumuz vardı. Şimdi de gorilimiz geldi. Bunlar güzel karakterler. Bunun altında zemin yok. O dikkatimi çekti. Maymun zemini ihtiyaç duymadı. Tam açamadık kutuyu ya. Şimdi oldu. Goril gerçekten çok güzel. Hayvan gibi. Kollara bakar mısın? Kaslı. Ve yine yüzeyi çok farklı bir dokuda yapılmış. Bakın tüylü gibi. Şuralar pütür pütür dikkat ettiyseniz. Diğer maymununki gibi. Maymun direksiyona çok fena sarılmış. Direksiyon artık eliyle bütünleşmiş gibi. Ayakları olsun, kafası, boynundaki flor mu ne o ne takmış bilmiyorum. Detaylar güzel. Aracın önünde DK yazıyor. İsmini yazmışlar baş harflerini. Aracımız da diğer arabalarla aynı. Dinozor ve mantarın kullandığı araçla aynı. Bu da böyle bir modelimiz bak. Burası kalabalıklaştı. Şimdi ne gelsin? Bir Ninja Kaplumbağa mı alalım? Star Wars alalım. Çünkü Star Wars'tan 3 tane daha aracımız var. Star Wars'taki çok önemli bir karakter bu da. Kıllı, tüylü, sevimli, saldırgan ve savaşçı bir karakter. Chewbacca'yı açalım. Tık tık. Gel bakalım Chewbacca. Canavar geliyor. Asıl canavar bu. Elini havaya kaldırmış. Yumruğunu havada tutuyor. Yani sinirlenmiş belli. Bir şeyin arkasından geliyor. Büyük ihtimal şöyle bir şey arkandan gelse altına edersin. Ağzı açık. Bağırıyor. Gözleri de gayet detaylı yapılmış. Yaratık tüy kaplı olduğu için tabi dokusunu da ona göre yapmışlar. Bakın saçlarının arkası uçuşuyor. Saç mı artık, tüy mü, yün mü, kürk mü, sen karar ver. Altındaki araç da filmden hatırladığınız o uzay gemisi. O da çok güzel yapılmış. Bu arada bakın buraları şeffaf camdan. Seviyorum seni candan. Jantlar bu şekilde, lastikler mavi. Alt kısmı böyle. Bu arada alt kısmı mat metal. Yani gri mat bu. Döküm tava gibi yapılmış. Araç da gayet detaylı. Buradaki kırmızı boyalar, siyahlıklar, ne diyeyim, şuradaki havalandırmalara kadar güzel bir şekilde boyamışlar. Ve direksiyon yok. Bakın joystick gibi şeyleri tutuyor bak. Bir eli burada şunu tutuyor yani. Şu şekilde uçuruyor. Çok güzel abi, ne bileyim, ben bu gidişle bunların hepsini toplarım. Zaten çok fazla bir model yok. Yani maksimum 50-60 tane vardır herhalde şu an. Totalde de belki taş çatlasa, yani yurt dışı falan filan, 100 tane vardır bunlardan. Şimdi Donatello geliyor. Teenage Mutant Ninja Turtles en sevdiğim şeylerden birisidir. Tabii ki de TMNT aşkı. Çok güzel Donatello'nun aracı. Bu Leonardo ve Rafael'in aracı yok. Neden yok bilmiyorum. Bu araç da çok tuhaf bu arada. Pervaneli bir şey. Tıdıt tıdıt tıdıt. Açıyoruz abi. Donatello kızgın bir yüz ifadesi ama Donatello'ya kızmak yakışmıyor. Çünkü kızma işi Rafael'in biliyorsunuz. Aracın ön kısmı teknolojik bir yapıda yapılmış. Çünkü Donatello'yu biliyorsunuz en teknolojik, en bilgili adam bu. Bu da böyle radar gibi bir şey. Güneş enerjisiyle mi çalışıyor bilmiyorum. Dizindeki sargıyı da mor boyasalar daha güzel olurdu. Lastikler turuncu, jantlar beyaz. Yandan kocaman bir egzozu çıkmış. O tarafta egzoz yok. Tek egzozlu. Ve bir pervane var. Pervane dönüyor mu? Oha, pervane dönüyor. Çok iyi. İnanamayacaksınız abi. Üfleyince pervane dönüyor. Şöyle detayları yapmaları güzel. Ayrıca şuradaki motor kısmı yine parlak. Gayet hoş duruyor. Alt kısmı böyle.
Donatello'nun aracını çok beğendim yani. Şu ekstra şu pervane olayları ayrı bir hava katmış ve bir sonraki aracımız gelsin. Prenses Leyla. Bunun aracı da çok fena. Oha, arka kısmına baksana ya. 55 bin beygir. Hemen çıkartıyoruz. Prensesi kurtardık. Mario kurtaramadı, biz kurtarıyoruz prenses. Çok kızgın bakıyor, bir o kadar da sevimli. Mor ruj sürmüş bu. Saçlarını da filmdeki gibi toplamış. Bu modele ne diyorlar bilmiyorum ki yani. Ne, at kuyruğu değil bu, başka bir şey bu. Koç boynuzu gibi ya, ya da böyle bir tezek gibi. Tuhaf ama yakışmış. Saçlarındaki detaylar çok güzel abi. Aracın önü bir balık gibi, ağzı falan var. Tekerlekler kırmızı, jantları bu şekilde. Şurada 4 tane piston gibi bir şey var. Araba 8 silindir mi diyeceğim oğlum, bu ne böyle? 10 silindir mi artık, nasıl bir şeyse bilmiyorum. Burada roketler var, ateşleme sistemi. Alt kısmı metal ve mat. Figür gerçekten çok detaylı. Kıyafetine kadar yapmışlar. Şu arkadaki detayları da atlamadan yapmışlar. Bakın kablolar falan. Star Wars olayı çok iyi abi. Bir Baby Yoda kaldı, onu da alacağız. Luke Skywalker geldi. Bu mükemmel bir figür. Önemli karakterler abi bunlar. Ve bunun da aracı çok güzel. Star Wars seven adamlar tekrar ediyorum, kesinlikle almadı. Zaten alıyorlardır tahminen. Şimdi bütün seriye tekrar başlayacağım. Şimdi izleyeceğim, bitireceğim. Adamın aracı mükemmel ya. Kaskındaki vizör camdan yapılmış. İşte bak, bu detaylar beni benden alıyor. Ciddi anlamda başarılı. Adamların onu cam yapması gerçekten hoş bir hareket. Kaskındaki renkler, desenler çok hoş duruyor. Bakın şurada da yine alet edevat aparatları var. Bunlar da atlamadan yapılmış. Şurada motor detaylarındaki ayrıntılar. Arka kısmı bu şekilde. Hot Wheels logosu her zamanki gibi orada. Burada 4 tane jet motoru var. Aracın aerodinamiği, şekli falan harika. Alt kısmı da bu şekilde. Süper. Star Wars ekibi çok iyi abi. Şunlara baksana. Mükemmel. 4 tane Star Wars'tan 2 tane Ninja kaplumbağalar. 2, 3, 4, 5 tane Mario aracı, bir tane de sevimli canavarlar. Toplamda 12 tane figür. Çılgın Şarkiler bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp, abone olmayan Çılgın Şarkiler abone olursa çok makbule geçer. Araçları beğendiniz mi? Toplamalı mıyım? Devam mı etmeliyim? Ya da sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sıcak klimayı açın. Yaşlı teyzeler keşke gelseler, iki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler, ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler.